Merhaba ben Mesut Çevik. Yeni videoda birlikteyiz. Bu videoda hemen yanı başına duran Corsair'ın T3 Rush isimli oyuncu koltuğunu anlatacağım sizlere. Zaten videonun başında da anladığınız gibi T3 Rush özellikle malzemesi ve görüntüsüyle diğer oyuncu koltuklarından ayrılan bir oyuncu koltuğu. Neden diyeceksiniz? Genelde oyuncu koltuklarında suni deri malzemenin tercih edildiğini, yanar dönerli tasarımların revaçta olduğunu görürsünüz. T3 Rush ise aslında hem oyun odanıza hem de gerektiğinde ofisinize, çalışma odanıza rahatlıkla konumlandırabileceğiniz malzeme ve görüntüyle gelmekte. Gerçekten de çok klas göründüğünü söyleyebilirim. T3 Rush'ta kumaş malzeme tercih edilmesi de ayrı bir hava katmış bu koltuğa. Neden kumaş malzeme tercih edilmiş? Şimdi oyuncu koltukları ya da herhangi bir aslında ofis koltuğuna genel olarak baktığınızda biz bu koltuklar üzerinde oldukça fazla zaman geçiriyoruz. E, suni deri çok fazla hava almadığı için de uzun süreli oyun deneyimleri ya da çalışma deneyimlerinde biraz terletebiliyor. Kumaş malzeme suni deriye göre daha fazla hava aldığı için daha az terleyeceğinizi söyleyebilirim. Hani hiç terlemeyecek misiniz? Terlersiniz. Fileli tasarımlar da var bunun için ama tabii ki fileli tasarımlar bu koltukların sunduğu ergonomi ve rahatlığı sunamayabiliyorlar. Çünkü T3 Rush tamamen yatırıp uyku pozisyonunda alabileceğiniz koltuklardan bir tanesi. Hani masa başında saatler geçirdiğiniz yetmedi. Masa başında uyuyun diye bu koltuğu tamamen yatırarak uyku pozisyonunda alabiliyorsunuz ve oldukça dengeli bir şekilde duruyor. Kutusu standart büyüklükte. Tabii ki kargoyla aldığınızda hani kargocu birazcık söylenecektir evinize kadar çıkartırken 15 kilo kadar bir kutu ağırlığı var. Eğer kendiniz taşıyacaksanız da aklınızın ucunda bulunsun. Kurulumu oldukça basit. Kutu içeriğinde sandalye parçalanmış bir şekilde çıkıyor. Mekanik parçalar ve oturduğunuz sırt bölmesiyle beraber kısımlar ayrı olarak gelmekte. Kurulumu yapmadan önce ilk olarak asla tekerleklerle başlıyorsunuz. Tekerlekleri çok kolay bir şekilde mekanizmaya oturtuyorsunuz. Şunu söylemem lazım. Bugüne kadar birçok oyuncu koltuğu montajladım. Ofis koltuğu da montajladım. T3 Rush da... Herhangi bir vidanın yuvasına girmemezlik yaptığını, fazla direnç uygulamanız gerektiğini ya da işte tekerlekleri yuvasına oturturken kimilerinin daha sıkı, kimilerinin daha gevşek oturduğunu falan görmüyorsunuz. İnanılmaz kaliteli bir işçilik var, üst düzey bir işçilik var. Her şey nizami bir şekilde yerine oturuyor. Tekerlekleri bile 5 tanesini de aynı basınç seviyesinde yuvasına oturtabiliyorsunuz. Bu konuda üreticiyi tebrik etmek lazım. Daha sonrasında ise aslında tekerlekleri oturttuktan sonra genel olarak koltukla tekerlekleri bağlayacak olan amortisörü bağlıyorsunuz. Üstüne kapağını kapatıyorsunuz. Amortisörün üstündeki o kırmızı kapağı kaldırmayı sakın unutmayın. Daha sonra oturduğunuz yeri amortisörün üstüne montajlamanız lazım. Fakat bundan önce kutu içeriğinde gelen amortisörle oturduğunuz yeri birleştirecek olan malzemeyi oturduğunuz yere vidalamanız lazım. Vidaları sökerken bunlar somunlar alyanı kullanabiliyorsunuz. Kutu içerisinde bir alyan da geliyor ve bütün vidalara, somunlara müdahale edebiliyorsunuz bu alyanla tony vida karışımı cihaz sayesinde. Söküyorsunuz somunları, bu mekanizmayı koltuğun altına montaj diyorsunuz, Rahat bir şekilde amortisörün üstüne oturtuyorsunuz koltuğu. Koltuk ve tekerlekler kısmında herhangi bir vidalama işlemi yapmanıza gerek yok. Oturttuktan sonra bir daha yerinden amortisörü veya tekerlekleri sökmeniz oldukça zor. Çok fazla kuvvet uygulamanız lazım zaten. Üst kısımda sırt kısmını montajlamak için tek başınıza biraz zorlanabilirsiniz. Ama burada kolaylık sağlayan şey gerçekten de sağlam ama hafif bir tasarım tercih edilmiş. Sırt kısmı oldukça hafif. Rahat bir şekilde tek elle tutarak diğer elinizle de vidaları yerine montajlayarak sırt kısmını montajlıyorsunuz. Yan taraftaki somunlar ve tutturduğunuz metaller görünmesin diye kapakları takıp bunları da vidalıyorsunuz. Vidaları gizliyorsunuz Corsair logolarıyla ve daha sonrasında bel desteğini ve boyun desteğini konumlandırdıktan sonra koltuk kullanıma hazır hale geliyor. Genel tasarım detayları olarak kullanıcıyı kavrayan ve oturduğunuz zaman sizi çok yayılmadan dik durmaya zorlayan bir tasarım dili tercih edilmiş. Oturduğunuz yer Yumuşak değil, içine gömülmüyorsunuz. Rahat, konforlu ama biraz sert bir minder tercih edilmiş. Daha aslında öne doğru oturmayı tercih eden kullanıcıların rahat edeceğini düşündüğüm bir minder. Özellikle ben bel fıtığı olduğum için sert bir zeminde oturmam gerekiyor. Tercih ettiğim bütün ofis koltuklarında bana rahat gelen ergonomik açıdan kendimi rahat hissettiğim koltuklarda hep oturduğum kısımdaki minderi sert tercih ettim. Bu konuda sizin de aslında bir fikriniz olabilir. Sırt kısmında bel desteğinin konumunu ayarlayabiliyorsunuz ama herhangi bir bantla bunu tutturamıyorsunuz. Yani çıtırtılı bir mekanizma ile istediğiniz yere tutturmak belki konfor arttırma açısından iyi olabilirdi. Boyun desteği ise aslında yukarı aşağı doğru hareket edebilecek yapıda. Sanki tek bir noktadaymış gibi görünüyor ama lastikli yapısı sayesinde aşağı yukarı hareket ettirebiliyorsunuz ve boynunuzda o ideal noktayı bulabiliyorsunuz. Tabii ki şöyle bir durum söz konusu çok fazla bir hareket kapasitesi yok. Bu yüzden eğer boyunuzla alakalı bir durum oluşursa, yani boyunuz benden daha uzunsa ya da biraz daha kısaysa kendinizi çok rahat hissetmeyebilirsiniz. Bunu da sökerek sandalyeyi o şekilde kullanabilirsiniz. Fakat ben 1.83 boylarında bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki hem boyun desteği hem de bel desteği çok orantılı ve dengeli bir şekilde bana geldi ve koltuğu yatırıp yattığımda da kendimi aşırı rahat hissettim. Bunu söylemem lazım. Koltukta metal, kumaş malzeme ve plastik tercih edilmiş malzeme olarak. Genel olarak kollarınızı koyduğunuz yerde karbon fiber görünümü var ve kolluklar dört boyutlu olarak hareket edebiliyorlar. Dört boyut nedir derseniz yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz, derinliğini ayarlayabiliyorsunuz, genişliğini ayarlayabiliyorsunuz ve açı verebiliyorsunuz. Genel olarak üst seviye koltuklara baktığınızda bu tip özelliklerin sunulduğunu görürsünüz. T3 Rush'a da kollarınızı dayayacağınız kısımda herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş. Dilediğiniz şekilde ergonomiyi ayarlamanız mümkün. Koltuğun yüksekliğini ayarlamak oldukça kolay. Yatırmak istediğinizde de hemen yanında el freni benzeri mekanizmayı çektiğiniz anda yük uygulayarak koltuğu dilediğiniz kadar yatırabiliyorsunuz. Çok fazla yük uygulamanıza gerek yok. Yani ben 74 kilo civarında bir insan olarak hafifçe yattığımda Koltukta benle beraber yattı ve mekanizmayı kilitlediğimde sıkı bir şekilde beni tutabildi. Rahat kullanımı ve konforlu diyebilirim. Peki genel olarak nasıl bir deneyim sunuyor? Malzeme kalitesi nasıl derseniz yer. Malzeme kalitesi gerçekten çok üst düzey. Görüntüsüne bayıldım, rengiyle beraber sadece oyun masasında değil herhangi bir ofiste de çok rahat kullanılabilecek bir koltuk olduğunu söylemem lazım. Sadece bu koltukta bir de oturduğunuz binderi ileri geri hareket ettirebiliyor olsaydınız herhalde ergonomik açıdan hiçbir eksiği olmayan şu anda üst seviye koltuklardaki ergonomi özelliklerinin hepsini taşıyan bir koltuk elde edilebilirdi. Fakat alttaki mekanizmanın derinliğinin ayarlanabiliyor oluşu ekstra maliyet getiriyor üreticilere. Bu maliyeti kullanıcıya yüklememek istemiş olabilir Corsair. Bu haliyle de Dik durmak istediğinizde dik durabildiğiniz, sırt kısmını yatırdığınızda yayvan bir şekilde oturabildiğiniz Yine konforlu bir koltuk elde edilmiş Tabii ki kimi kullanıcılar sert minderi çok fazla tercih etmeyebiliyorlar daha konforlu içine gömüldükleri O şekilde süre, sürekli vakit geçirdikleri bir koltuk isteyebilirler ama şunu söylemem lazım İçine gömüldüğünüz koltuklar Genelde bel fıtığına ya da özellikle erkeklerde kuyruk sokumunda kıl dönmesine sebebiyet verebiliyorlar. Bu yüzden eğer koltuk tercih edecekseniz biraz yüzeyde durduğunuz koltukları tercih etmeniz ortopedik açıdan daha iyi olacaktır. Bunu söylemem lazım. Tekerlekleri, döner mekanizmaları, yükseklik ayarları hiçbir şekilde teklemiyor koltukta. Hepsini çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi çok yüksek bir malzeme kalitesi var ve bu her noktasında hissediliyor. Yani somunları sökerken de takarken de bunu hissediyorsunuz sandalyeyi kullanmaya başladığınızda da bunu net bir şekilde hissediyorsunuz. Peki süngerle suni deriyi karşılaştırdığımızda nasıl bir deneyim sunuyor? Yani gerçekten de havaalan bir tasarımı var. Açık söylemek gerekirse süngerli yapıda sıcak yaz günlerinde kimi kullanıcıları yakabilir. Özellikle bu koltuklara hani şortunuzla falan oturmayı tercih ettiğinizde kumaş da yine bacaklarınıza denk geleceği için terletecektir. Ama suni deriye göre daha fazla hava aldığı için bu biraz daha geç olacaktır. Yani kesinlikle terlemeyeceğiniz bir koltuk demek biraz yanıltıcı bir bilgi olabilir. Sonuç olarak vücudunuzla temas eden her noktada vücudunuz daha az hava alacağı için bu ekstra ısınmasına neden olacak. Bundan kaçarınız yok. Kumaş olması... Ekstra şu avantajı getiriyor sadece. Kumaş biraz daha zor yıpranıyor. Yani genel olarak suni deri koltuklara baktığımızda yaz aylarında eğer klimasız bir ortamda biraz da terleyerek kullanıyorsanız bu koltukların çok hızlı bir şekilde renk attıklarını, çatlamaya başladıklarını görebilirsiniz. Kumaşta böyle bir sorun yok. Daha uzun ömürlü bir şekilde rengini atmadan, çatlamadan, yırtılmadan kullanabilirsiniz. Arkasında fermuarlı bir yapı tercih edilmiş. Bel desteği ve kafa desteğinde de yine fermuarlı, söküp yıkayabileceğiniz bir yapı var ama tabii ki bu koltuğu söküp yıkamanızı çok tavsiye etmiyorum. Yani Yıkadığınız zaman eğer düzgün sıcaklığını ayarlayamazsanız ve kumaş çekerse bir daha yerine oturtamayabilirsiniz. Bunlar biraz daha profesyonel insanların yapacağı iş. Yani koltuğu kaplatmanız falan gerektiğinde yine bir koltukçuya gitmenizi size tavsiye ederim. Sakın siz hiç bu işlere girmeyin çünkü kumaş biraz daha iyi çekse zaten sıfıra sıfır oturtulmuş durumda büyük problem yaşarsınız. Genel olarak logoların Gri'nin içine gömülmüş olması hoşuma gitti. Ama bu koltuk sadece gri renklerde gelmiyor. Türkiye'de her ne kadar sadece koyu gri renkte satılıyor olsa da yurt dışına baktığınızda açık çift renkli versiyonları da var. Ve onların da oldukça güzel göründüklerini söylemem lazım renk açısından. Onları da tercih etmek isteyebilirsiniz ama ne yazık ki Türkiye'de şu anda koyu gri rengiyle tercih ediliyor. Eğer ofisinizde çalışma ortamınızda bir oyuncu koltuğu istiyorsanız ergonomik özellikleri fazla olan bir koltuk arıyorsanız T3 raşı alım listenizde bulundurun ve bir test edin derim ben sizlere. Gerçekten malzeme kalitesinden sunduğu ergonomik özelliklere kadar oldukça keyifli, güzel bir koltuk ortaya konmuş. Kanalımda hiç koltuk incelemesi yoktu. Oyuncu koltuğu tavsiyeleri istiyordunuz. T3 raşı gerçekten de iç rahatlığıyla sizlere tavsiye edebiliyorum ama şunu kesinlikle unutmayın. Bakın ben ne diyorum? Bel fıtığım var. İşte bana sert koltuk gerekiyor. Sert koltukta rahat ediyorum. Ama insanlar değişikler. Keyifleri, zevkleri değişik. Orta petileri değişik. Bu yüzden bana rahat gelen, benim rahat ettiğim bir koltuk sizi oldukça rahatsız edebilir. Oyuncu koltuklarını test etme şansınız varsa test edip almanız her zaman için en garanti yol. Bu yüzden evet t 3 Rush malzeme kalitesiyle benim kefil olabileceğim bir koltuk. Net bir şekilde bunu söyleyebiliyorum. İşçiliğiyle üst seviye bir koltuk. Ergonomisi bana çok rahat geldi. Ama siz ya bu koltuk olmuş bundan bir tane istiyorum diyorsanız eğer test edin sonrasında bozuşmayalım. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.